ekmek? Kızarttım ama. Ya Demir, ye işte, bir kereden bir şey olmaz. Hem üstündeki vegan peynir, içinde süt yok. İyice kendine benzettin. Al. Ha, o. Hı? O benim bardağım. Ay pardon ya. Bir dakika, bir dakika. Sen benim bardağımdan tiksiniyor musun? Yapma Selin. Biliyorsun işte huyumu. Şaka şaka. Sen oradayken ben bardakların yerini değiştirdim. Bu senin bardağın. İnanmıyor musun? Aa, hala emin değilsin. Sana inanmayı tercih ediyorum. Seni seviyorum. Benim çiçeğim nerede? Veranda masasında. Aa, öyle olmaz. Belki güneş fazla gelir falan. Dur. Çiçek tamam. Sırada sinema ve yemek var. Hadi bakalım. Burak. Günaydın. Selin yok mu? Rahatsız etmeyin. Bunlar Selin'in. Bendeydi. Geçerken bırakayım dedim. Şirkette görüşürüz. Çocuklarımın mamasını verdim ve çiçeğimi pencereye koydum. Bu arada gelen kimmiş? Burak. Aa. Bu çanta seninmiş. Onu bıraktı. Yo, değil. Ha. Çanta benim değil ama içindekiler benim. Çektiğim fotoğrafları görmek istemişti. Aslında habersiz almış. Doğum günüme geldiğinde. Ben de dün öğrendim. Çok kızdım ona. O yüzden de bugün getirdi herhalde. İçeri girmeyeyim diye kıyameti kopardın odaya, habersiz girmiş. Fotoğrafları izinsiz almış ve çıkmış. Öyle mi? Aslında bu yaptığın... Mantıklı bir açıklaması var demeyeceksin değil mi Selin? Hayır. Mantıklı değil ama tuhaf bir açıklaması var. Hani bana bu mafyayı sormuştun ya. İşte Burak o kadınla toplantı yaparken fotoğraflarını çekmişler. O da ben zan altında kalmayayım diye kontrol etmek istemiş. Demir. Ya bak, etrafımdakiler saçmalayınca da bana kızacaksan. Selin. Burak nasıl biri biliyor musun? Eğer o kadın tutuklanmasaydı, o fotoğrafları senin odana yerleştirip seni o kadına hedef gösterebilecek biri. Burak'la çalışmaktan hoşnut değilim. Senin onunla çalışmandan hiç hoşnut değilim. Ama en azından yanındayım. Hem evimizde hem işte. Ayrıca tanıdığım düşman, tanımadığım düşmandan iyidir diyorum. Sırf bu yüzden ayrıl demiyorum sana. Yoksa kör olduğum için değil. Of Demir. Ben de eskisi kadar güvenmiyorum zaten Burak'a. Eskisi kadar? Neyse tamam. Geçmişi konuşmayalım demiştik. Önümüze bakalım. Arabadayım ben.
Efendim? Olur. Fotoğraf meselesi değil mi? Çantanın neden bende olduğunu Selin sana anlatmış. Anlattı, evet. Neden gülümsediğini sorabilir miyim? Sana yalan söyledi diye bir ton eziyet etmişsin ya kıza. Artık ne kadar korktuysa her şeyi sana açıklamak zorunda hissediyor. Halbuki Selin için insanların özel hayatlarının, sırlarının, kendileri için saklamak istedikleri şeylerin olması çok normaldi. Normallerini bozuyorsun kızım. Bak Burak, şirkette çevirdiğin dolapların hesabını yönetim kuruluna verirsin. Ama bir daha Selin'i saçma sapan işlere karıştırırsan bunun hesabını ben sorarım. Şirkette patronusun, anladım. Ama iş dışında Selin'le vakit geçirmeyeceksin. Ve bundan sonra evime adım atmayacaksın. Net mi? Evine. Ne çabuk senin evine oldu. Orası Selin'le ikimizin evi. Ve ben seni ne sarhoşken verandasında ne de ayıkken kapısında görmek istiyorum. Senin yerinde ben olsam ben de sinirlenirdim. Ama Selin'e tek değer veren kişi sen değilsin Demir. Evet, kabul ediyorum, hata yaptım. Ama Selin'e zarar vermek aklımın ucundan bile geçmedi. O şantaj zarfını Selin'in eline tutuştururken hatalarının bedelini ödetmeyi düşünüyordur ama. Zayıf bir hafızan varsa yalan söylemeyeceksin Burak. Yoksa bir dediğin diğerini tutmaz olur. O gün zarfı Selin'den geri alabilmek için döndüm ben. Boş ver. Bir şey açıklamak zorunda değilsin. Selin'den uzak dur yeter. Selin senin için değişebilir. Ama bir gün kendini tanıyamadığında senin buna deyip değmeyeceğini soracak kendine. Onun etrafına çektiğin çizgiler sadece seni dışarıda bırakır Demir. Beni değil. Selin, ben eve geçiyorum. Selin, çıkıyor musun yoksa Demir'i mi bekleyeceksin? Demir eve geçmiş. Selin, ben bırakayım o zaman seni. Yok Burak, sağ ol. Ben bir yere uğrayacağım zaten. Uğrayacağın yere bırakayım o zaman. Burak... Bugün yaptığın hareketi bir daha yapma, olur mu? Merak etme. Demir sana uğramamı yasakladı zaten. Ben Demir'e yalan söylemiyorum. Ve o fotoğrafları evimden nasıl aldığını anlattım. İyi yapmışsın. Saklamaya niyetim yoktu zaten. Olsaydı Demir'in kucağına bırakıp gitmezdin. Aranızdaki mücadelenin farkındayım. Demir'e benim üzerimden hamle yapma. Niyetim seni zor durumda bırakmak değildi senin. Sen Demir'e yalan söylemek istemiyorsun. Ben de sana uyuyorum. Bundan sonra senin iyiliğin için bile olsa ne sana yalan söylerim ne de bir şey saklarım. Bu. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.